Pazarlar hayırlı hafta sonları güzel kardeşler. Akvaryum yorumları videomuzu yayınladık, sonunda çekebildik. Umarım beğenmişsinizdir. Benim nacizane görüşlerimi sundum. Şimdi pazar gününün son durumunu çekmeye başladık. Bitkilerimizde güzel bir gelişme var. Hatta anlaşılıyor mu bilmiyorum. Şöyle yandan çekeyim. Fotosentez gayet iyi. Özellikle Monte Carlo'lar coştu. Coştu gidiyor yani. Öteki bitkilerde de var. Yalnız şöyle bir şey. Reaktörde yine sıkıntı yaşıyorum. Yani yine birikme yapıyor. Debi o kadar yüksek olmasına rağmen. Pervaneler artık pervane takılma sorunumuz kalmadı ama sadece dolan karbondioksitten boşluk. Yani karbondioksit doluyor. Şurası böyle boş hava yapmış gibi. Boşa dönüyor. Yani pervane bir şey çözdüğü ettiği yok. Yani büyük ölçüde çiziyor karbondioksiti. Tamam, bunu anladık ama yani nasıl denir bilmiyorum. Yine bir planlar içerisine girdim. Yani şu öteki şeyi revize ediyorum. Böyle bir aldığım reaktörden bir şey yapacağım. Bunu öne takacağım. Onu aşağı takacağım. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Onun dışında bitkilerimizdeki gelişim falan harika ama şuradaki yosunları, yosun oluşumunu durduramadık. Yani ne hikmeti. Çok da panik yapmıyorum. Elimle toplayabildiğimi yine topladım dün topak topak. Hatta şöyle göstereyim. Şuraya atıyorum böyle. Yani bakalım o yosun işini nasıl halledeceğiz. Şöyle yapalım. Burada bayağı bir su eksildi bugün. Suyunu bunun değiştireceğim bir miktar. Bakın betalarımızdan bir tanesi. Bir tanesi bayağı serpilmişti. Yani artık ayrı bir yere almak gerekir büyük ihtimalle. Yani yoksa sıkıntı çıkarır diye düşünüyorum. Nereye gitmiş o? Vallahi göremedim ya. Bir tanesi şurada. Vallahi onu gördüğüm zaman ayrı bir yere koymam gerekecek. Bayağı büyümüş çünkü. Diğerlerine zarar vermesin. Yani şurada galiba, şuydu ya. Gözüküyor mu bilmiyorum. Yansıma da yapıyor. Yosun da var. Ya diğer yavrumuz her zamanki gibi. Maşallah. Burada iyi gidiyor. Bunun da camlarında kahverengileşme oldu gün ışığından dolayı. Bana da bir... Yani şu SP Japanları bir kardeşimiz aradı sağ olsun Ankara'dan. Aldı. Yani pazartesi günü, yarın yine haberleşeceğiz. Gönderme işlemini yapacağız. Onu da söyleyeyim. Zaten söylememi rica etti. Bunun dışında bitkilerimiz iyi. Bunlar yine böyle dün kendini bıraktı. Bazıları öldü. Ama camın önündekiler gayet iyi. Biraz yapraklarında sararma var ama böyle büyümeye başladılar. Onun dışında bir gelişme yok. Yani nasıl bir bitki olduğunu gördük zaten orada. Buradaki şeyler de böyle. Glossotigma herhalde bunlar gerçekten. Bu şekilde kaldı. Bunları da bir yerde değerlendireceğiz. Bir kardeşimiz pireleri çekmemişsin dedi. Çekemiyorum. Bu aralar bakın neden çekemiyorum. Şöyle göstereyim. Burayı mercimek sardı. Bazı kardeşlerim hala soruyor. Mikro kurt pire satar mısın? Pirem o kadar çok yok ki. Yani zaten bayağı zayıfladı şey. Kültürlerim. Bir türlü çıkaramıyorum yani. Mikro kurt normalde satmıyorum. Bu aralar yine o mikro kurt kültürümde de zayıflık var. O yüzden bir şey gönderemem güzel kardeşlerim. Kusuruma bakmayın. Şöyle bir saniye. Dün buraya bayağı bir su ekledim. Bakalım ne yapıyorlar bizim pıtırcıklar. Kocaman oldular maşallah. Ha, bu arada balık yorumlarda gördüm, cevap veremedim, kusura bakmayın. Balık almak istiyorum diyenler var, nasıl ulaşabiliriz diye.
0553-856-64-37 numaram. Birçok yerde paylaştım. Ya bu böyle balçık gibi görüyorsunuz. Çıkarıp atıyorum. Havuzda lepistesler gayet çabuk boylandı. Genç balıklar. Yeni yeni çiftleşiyorlar. Şöyle yapsam göstersem görmek isteyenler oluyordu. Alabilsem keşke. Küçüklerden bir tane aldım. Zıplayacaktır muhtemelen. Hop zıpladı. Yani en azından bir fikir olur. Durumlar şu anda lepisteslerin havuzunda böyle. Dün gambusyalara da su ekledik. Gambusyalar da gayet iyi gözüküyor. Buradaki marullar aldı başını gidiyor yine tekrardan. Şükürler olsun. Marul sıkıntısı çekmeyeceğiz. Buradakiler de toparladı ya. Bunlar da toparlıyor yavaş yavaş ama daha ağır nedense. Bu arada bir tane moli buldum ölü. Evet, bir tane moli ölü buldum. Muhtemelen dün ölmüş. Eyvah eyvah. Bu yosunlardan her gün böyle alıyorum. Avuç avuç alıyorum. Yok, yine önüne geçemiyoruz güzel kardeşler ya. Hani yeşil su olacağına bu oluyor. Vallahi bunu da yapan marulların kökleri bizzat. Bakın şimdi ne kadar çok geliyor elime. Ne kadar çok geliyor ya. Abi geliyor da geliyor yani, bitmiyor. Şurada bir salyangoz, sen ölmüş. Evet, yani buna bir çözüm çare bulacağız elbet. Yoksa bu böyle olmayacak. Bakar mısınız? Eyvah eyvah ya, eyvah eyvah. Her gün böyle tırpanlıyorum ama yani ne kadar alırsam alayım daha fazlası çıkıyor. Çok ilginç. Hepsi de marulların köklerine tutunmuş yani. Marulların köklerinden çıkıyor. Ama onun dışında balıkların keyfi yerinde. Bir tane kayıp vermişiz sadece. Bir tane kaybımız var. Yani balıklar iyi gözüküyor. Yavrular var, yeni büyüyen. Öteki lepisteslerden satabilsem oraya yine aktarma yapacağım boylansınlar diye. Özel türlerimize bakalım bakalım. İnşallah bunlar yavru mavru yemedi. Yani en korktuğum şey burada. Onların yavru yemesi. Ha yok, yavru burada. Yani en azından alışsalar bari yani hani. Yavrulara alışsalar, bir dahakine yemeseler yani. Durum burada da bu şekilde. Yavruyu görüyorsunuz durumu. Ya saklanmışlardır muhtemelen ya. Lepistes yavruları uyanık oluyor. Bir de pıtır pıtır fırlıyorlar, kaçıyorlar yani. Saklanmışlardır diye ümit ediyorum. Şöyle yapalım. Ne biçim yosun. Bu yosunların önüne geçemedik ya hakikaten. Bir anda çıktılar ve mahvettiler her yeri. Burada da bayağı su eksildi. İlave edemiyorum yavrulardan dolayı. İnşallah aralarda, derelerde bayağı bir, en azından 15-20 tane yaşasa yeter benim için. Dün bayağı görüyordum burada. Burayı açmışlar, oymuşlar. İnşallah onları katletmediler yani. Tek temennimiz bu. Ya yaşıyorlardır ya. Bu kadar şeyin içinde mutlaka yaşıyorlardır yani. Sizinle birlikte bakıyorum ben de. Yani
kurtarabildiğimiz, kurtulabilen kurtulacak artık. Bir dahaki doğumda iyice alışmış olurlar yavrulara diye düşünüyorum. Çünkü çok saklanacak yer var gerçekten. Şu an bir tane yavru görebiliyorum ama yani mutlaka saklanıyorlardır şurada olan. Sonuç olarak hepsini de yiyecek değiller yani. Böyle bitkili yosunlu bir ortamda zannetmiyorum yani hepsini toparlasınlar. Şimdi bakalım hayırlısı. Şimdi içeri geçelim. Bu videoyu böyle bir tek şekilde yapalım. Bu arada birçok kardeşimizden böyle övgü dolu sözler duyuyorum. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ederim. Yani sonuçta ben de sizler gibi birisiyim kardeşler. Yani elimden gelen her şeyi sizinle bu uğurda paylaşıyorum. Bilgi olsun, bitki olsun, malzeme olsun, hediyeleşme olsun. Yani bunları yapıyoruz elimizden geldiğince. Ve yapacağım da hani başarılı da olsam, başarısız da olsam yolumdan dönmeyeceğim. Sonuçta bu yola çıktık. Bilgiyi, sevgiyi paylaşma yoluna çıktık güzel kardeşler. Her zaman söyledik. Kopan sosyal bağlarımızı onarmak, kardeş olmak, bilgiyi, sevgiyi paylaşmak yegane gayemiz dedik ve bu uğurdan dönmeyeceğiz. Başarılı oluruz, olmayız. O ayrı bir şey. Yani bizi beğenenler olur, olmaz. Kimseyi zorla beğendirecek değiliz. Hani elimizden gelen bütün gayreti, çabayı sarf edeceğiz yani bu uğurda. Durum şu anda böyle. 12 dakika oldu videomuz. Her yeri gösterdim. Akvaryum odasının son durumu bu şekilde. Yani şu akvaryuma bir çeki düzen vermeyi istiyorum. İnşallah pazar günü pazartesi günü kardeşimiz alır bitkileri de bir an önce şuna bir çeki düzen veririm. Ayrıca balık almak isteyenler, hani gelip alabilenler, hani için verdim numaramı, yoksa yani gönderim, ben yapamıyorum. Bakın betalar burada. Geldi büyük olan. Bakın bayağı da büyük. Şu bayağı da büyümüş. Durum böyle betalarda. Şimdilik hoşça kalın güzel kardeşler. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.